Efendim merhaba. Evet, yepyeni bir haftaya başladık. Bugün tabii ülke gündeminde maaşların ne zaman ödeneceği, 13. maaşların ya da üreticilerin alacaklarının ne gün ödeneceğine ilişkin bir gündem var. Ve bununla ilgili Sayın Başbakan'ın bugün verdiği mesajlar var. Ekonomik protokolü imzalarsak 13. maaşı ve üreticilerin de alacaklarını ödeyeceğiz diyor özetle. Hemen günü özetlemem gerekirse yarın da maaşların, normal Aralık ayı maaşlarının ödeneceğine yönelik bir bilgi paylaşıldı. Peki bu maaşlar nasıl ödenir? İşte ekonomik protokola ihtiyacımız var. Neden ekonomik protokola ihtiyacımız var? Çünkü kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimiz bir ekonomik yapımız yok. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Her zaman söylenen nedir? Eğitim ve turizm üzerine çok daha fazla belki de eğilmemiz gerekir ki kamu maliyesine ciddi getirisi olan iki önemli sektör. Biz bugün işte bu önemli sektörlerden biri olan turizmi biraz detaylı konuşmaya çalışacağız. Merit Kristal Kootel Genel Müdürü Ercan Turan bizlerle birlikte. Ayrıca az sonra programımızın içerisinde Sayın Faiz Sucuoğlu'nu da Turizm Bakanımızla telefon bağlantısıyla alıp şekillendirmek istiyoruz. Bu 2015'in sonuna gelirken turizmde geldiğimiz aşamayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ercan Bey? Nasıl gidiyor? Vallahi yoğun tabii. Çok yoğun bir haftaya giriyoruz. Yeni yıl haftası, yılbaşı haftası. Bu anlamda otellerimiz tamamen dolu. Yılbaşı programının hazırlıkları da yoğun şekilde devam ediyor. Özel günlerde tabii daha bir farklı oluyor bayramlarda, yılbaşlarda. Tabii. Ama biz geneli dilerseniz konuşalım. Bir genel bir giriş yapalım. 2015 beklentilerini ölçüde karşıladı. Sadece Kristal Kov özelinde değil, genel olarak da turizmi bir 2015'i konuşmamızla başlayalım programımıza. Memnuniyetle. Tabii 2015'te ben önce şundan bahsedeyim. 2014 yılında ülkemize yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında toplamda bir turist girişi olmuştu. 2014'ün Ocak-Kasım döneminde baktığımız zaman. Bu 2015'te 110 bin kişilik bir artışla 1 milyon 378 bin civarlarına çıktı. Buradaki artışın da hemen hemen tamamı TC pazarından gelen misafirlerimiz kaynaklı oldu. Aslında baktığınızda bu sayılar maalesef çok komik sayılar. İşte biz hep Antalya ve Kıbrıs kıyaslaması yaparız. Antalya'yı rakip bir destinasyon görürüz ama Antalya bugün baktığınızda krizi unuttuğunuz bir dönemde işte 2014'e baktığınızda 5-5,5 milyon civarında bir Rus'u, yine aynı oranda bir Alman'ı, yani 11-12 milyon kişiyi sadece iki pazardan alan bir destinasyon. İşte incelediğinizde içinde 300'ün üzerinde 5 yıldızlı otelin olduğu bir destinasyon. İşte Kıbrıs'a bakıyoruz, toplamda 17 tane 5 yıldızlı otelimiz var maalesef. Keşke bu sayıların çok daha yüksek olması, burada yatırımların artması sağlanabilse de biz de gerçekten Antalya ile kendimizi kıyaslayabilsek. Kristal Kov Oteli olarak geçen yıl biz %67 civarında bir dolulukla seneyi kapattık. Bu seneki kapanış öngörümüz, artık yılın son gününe geliyoruz, %75 civarlarında bir doluluk olacak. Biz doluluğumuzu muhafaza edip üzerine koyuyoruz ama aynı şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarı için geçerli olacağını maalesef üzülerek söyleyemiyorum. Biliyorsunuz sezon başında çok üzülerek defalarca dile getirdiğimiz bir Corendon seyahat ajantasının kaybı gündeme gelmişti. Bu ajanta küstü ve bu ajantanın buradan çekilmesiyle birlikte buraya koymuş olduğu özellikle Avrupa pazarından bazı charterlar iptal oldu. Özellikle charter. Hal böyle olunca da küçük tesislerimiz, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı, 2 yıldızlı küçük tesislerimiz biraz zor bir dönem geçirdi. Ve maalesef önümüzdeki dönem bu tesislerimizi daha da zor günler bekliyor diyebilirim. Tabii bu yönde artışların olması gerekirken giden olunca daha da kötü oluyor tabii. Kesinlikle. Tabii bu artışları nasıl sağlayacağız? Bu artışları sağlamanın en akılcı yolu bir tanıtıma olan katkıları arttırmak lazım. Biz bunu hakikaten gereği gibi yapıyor muyuz? Bence maalesef yapamıyoruz. İşte bugün saat 5'te Turizm Bakanlığımızın önderliğinde bir toplantı yapacağız. 800 bin liralık bir kaynak var. Mutlu olarak söylüyorum bunu. Ama tabii 800 bin liralık bir kaynak koskoca ülkenin tanıtımında
komik. Çok komik bir rakam ama sağ olsun Turizm Bakanımız bu anlamda çok heyecanlı. Bu konuda çok üzerine gidiyor. İnşallah onun da destekleriyle, onun da önderliğinde daha büyük bütçelerle tanıtıma ağırlık vermemiz lazım. Aslında her şeyin başı tanıtım. Yani ama çok önemli. Her Turizm Bakanı her bütçe görüşmesinde değişmez, bu isimler değişebilir. Ne kadar az olduğunu bu kaynağın, hatta genel olarak Turizm Bakanlığı'na ayrılan kaynağın ülkede turizmin gerçek anlamda aslında öncü sektör olmadığının bir göstergesi gibi. Maalesef. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Yanlış bilmiyorsam turizm fonundan kullanılmak üzere tanıtıma yaklaşık bir 19 milyon TL civarında bir para birikiyor. TC Büyükelçiliği Yardım Heyeti kanalıyla da charter seferlerini desteklemek için 35-40 milyon TL civarında bir para geliyor. Charter haricinde sadece tanıtıma işte fuarlar vesaireler, broşürler, hepsine harcanan para toplam yılda 7-8 milyon TL'yi geçmiyor. Tabi bunlar çok komik paralar. Şöyle söyleyeyim ben, mukayese edebilmek için. Biz Merit grubu olarak yılda 5 milyon dolar harcıyoruz tanıtıma. O da yaklaşık 14-15 milyon TL yapıyor. Yani Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs'ın tanıtımına harcadığı para 7-8 milyon TL. Merit grubunun harcadığı para 15 milyon TL. Ne kadar az kaynakla bu işlerin yapılmaya çalışıldığını herhalde bu cümle açıklıyor. Bir virgülle hemen Sayın Faiz Sucuoğlu'na dönelim Sayın Bakanımıza. Sayın Bakanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Öncelikle teşekkür ederim katıldığınız için programımıza. Tabii 2015'i artık geride bırakıyoruz. Evet. Sektörel bazda da bir genel değerlendirme yapmaya çalışıyoruz programımız içerisinde. Tabii siz yeni bir bakansınız ama sorunları çok yakından takip eden bir kişi olduğunuzu biliyoruz. 2015'i geride bırakıyoruz. Bir bütçeniz var. 2016'ya giriş yapacağız çok kısa bir süre içerisinde. Bir takım hedefler var. Nasıl bir yapılanma bekliyor bizi 2016'da? Öncelik ve temel olarak hareket noktası ne olacak Sayın Bakanım? Kısaca bir almaya tabii, çalışalım sizden. Yani tabii 2016 açıkçası görebildiğimiz kadarıyla bir kriz, turizmde bir kriz yaşama yılı olabilir çevremizdeki sıkıntılar dolayısıyla. Ondan dolayı biz tabii 2016'da krizi en hafif şekilde nasıl atlatabiliriz veya krizden kurtulup nasıl artıya geçebiliriz, onun hesabını yapıyoruz. Burada birinci sırada tabii ki reklam geliyor. Bizim yaptığımız tespitlerde yani reklamın özellikle Türkiye bacağında ve İngiltere bacağında çok ciddi boyutta gerilerde bırakıldığı, hatta son 7-8 yıldır genel anlamda bakanlıktan kaynaklanan bir reklam kampanyasının olmadığını gördük. Tabii ikincisi kurmuş olduğumuz, daha doğrusu 11 Aralık'ta yapmış olduğumuz bir geniş katılımlı, bütün paydaşlarımızın da katıldığı, yanılmıyorsam bir 40 kişilik ekibin bulunduğu bir kriz toplantısı oldu. Daha sonra bir kriz ekibi, yani bir kriz masası, daha dar kapsamlı, bugün muhtemelen o da netleşir. Ve Ocak ayı itibariyle bir tabii Ankara ziyaretimiz olacak. Bizim özellikle otelciler ve acente ve tur operatörlerini ilgilendiren ve tabii ki ulaşımı da ilgilendiren yaşayabileceğimiz sıkıntıları hazırlayıp bunu sayın ilgili bakanlarla oturup görüşeceğiz. Giderken de sadece bakanlıktan bir veya iki kişi değil, bu bahsettiğim 8-9 kişilik ekiple birlikte gideceğiz. Yani görüşmek için gideceğiz açıkçası. Talebimiz de şu olacak: Kuzey Kıbrıs'ı bu kriz sepetinin içerisine alınması yönünde. Yani Türkiye'nin 2016 yılı için hazırlamış olduğu krizi daha hafif atlatma yönündeki plan ve programını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dahil etmesi. Yani şu an kısa vadeli olarak hesapladığımız, planladığımız şeyler bunlar. Tabii bu arada yerel anlamda bizim işte Girne Limanı'yla ilgili kısmetse Ocak ayı itibariyle başlayacağımız bir proje var. Yine Kumarcılar Hanı'yla ilgili bitmiş, hazır. İnşallah Ocak, yani yılbaşından hemen sonra, belki bu birkaç gün içerisinde de olabilir eğer arkadaşlar yetişirse.
onun bitirilmesi yönünde ve Mart ayında açılışını yapacak şekilde bir planımız, programımız var. Ama tabii ki burada en önemlisi yeni pazarlar ve özellikle altını çizerek söylüyorum, Türkiye pazarında daha aktif olma. Bu yönde 29 Ocak'ta İstanbul'daki fuara çok geniş bir katılımla gidiyoruz. Bize gelen 32 metrekarelik bir alandı. Dün evvelki gün, Cuma gün yapmış olduğumuz temasla bunu 210 metrekareye çıkardık. Yani orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her şeyin olacak. Ve bu şekilde başta Türkiye ve İngiltere olmak üzere Almanya, bu arada Kuzey ülkeleri, yine önümüzdeki aylarda muhtemelen Azerbaycan, Makedonya, İran ziyaretleri gündemdedir şu anda. Onların ayarlamasını yapmaya çalışıyoruz. Yani yoğun bir şekilde paydaşlarımızla birlikte, yani Kıtsaf'la ve Kıtop'la birlikte çalışıyoruz. Bugün yine akşam üzeri geniş kapsamlı bir toplantımız var bakanlıkta. Yani şu an attığımız adımlar bunlar, evet. Doğrusu. Biz sizinle görüştüğümüzde bir tam bu Rus pazarına yönelik ya, bir gidişat evet. vardı ama sonrasında evet. patlayan olaylar var. Ne oldu orada? Herhangi bir herhalde somut bir kazanım yani olmadı. Yani orada hayır. Orada herhangi bir kazanım maalesef olmadı. Çünkü paylaştığımız daha doğrusu Kuzey Kıbrıs'a Rusya'dan turist getirmeyi planlayan tur operatörlüğü yapmış olduğumuz geçen haftalardaki görüşmelerde maalesef Kuzey Kıbrıs da bu kapsam içerisine alınmış. Dolayısıyla şu aşamada bir yumuşamayı bekliyoruz. Türkiye'de olduğu gibi. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sıkıntı ortadan kalkar. Ve hem Türkiye, özellikle Antalya, hem de bizim her ne kadar Kuzey Kıbrıs'ta fazla bir Rusya'dan gelen turistimiz olmamasına rağmen biz bu yıl bu pazara ciddi bir şekilde girmeyi planlıyorduk. Ulaşımı da büyük oranda hallettik gibi duruyordu ama bu son olay tabii şu an için geçici olarak tüm planlarımızı buzdolabına kaldırmamıza sebep oldu. Evet, son olarak da şunu sorayım. Tabii. Birkaç kez Türk Hava Yolları yetkilileriyle görüşmeniz oldu. Evet. Tabii bu seferlerin artırılması da talep edilen bir konu. Doğru. Onunla ilgili herhangi bir gelişme bekliyor musunuz Sayın Bakan? Tabii yani şu anda Atatürk Havalimanı'ndan çok çok zor olduğunu söylediler bize. Ama Sabiha Gökçen'den olabileceğini. Yalnız işte biraz önce dediğim gibi Ocak ayında yapacağımız Ankara ziyaretiyle tahmin ediyorum bunlar netleşir. Hatta Ankara ziyaretinden hemen sonra İstanbul'u da ziyaret edip orada Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'yla da başkanıyla da bu konuyu görüşme arzusundayız. Ben esasında bu sıkıntıların yani hem sefer sayısının artması hem de en önemlisi özellikle Almanya, İngiltere ve belki de bu yıl başlanacak olan aldığımız bilgilere göre Çin'den gelecek olan veya yeni pazarlardan gelecek olan turistlerin bekleme sürelerini ne kadar azaltabiliriz veya bu bekleme süresi içerisinde belki 3 saat 5 saatlik bir süreçte kısa ve küçük bir İstanbul turu yaptırmak suretiyle o aradaki o 4-5 saati de bu şekilde bir çözüm üretmeye çalışıyoruz ama bu dediğim gibi yetkililerle, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerle görüşüldükten sonra tam olarak ne yapabileceğimizi sizlerle paylaşabileceğiz. Şu anda bunlar bizim tabii öngörülerimiz. Buradaki Türk Hava Yolu yetkilileriyle, Kıbrıs'taki Türk Hava Yolu şirketinin yetkilileriyle görüştük bu konuları. Ama dediğim gibi bunu herhalde Ankara'da çözeceğiz, öyle görünüyor. Evet, peki. Kolay gelsin diyelim Sayın Bakan. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Tabii ki, iyi günler. Evet, Sayın Bakan'la da kısaca da olsa bir hedefler konusunda değerlendirme yaptık. Tabii çalışkan bir bakan Faiz Bey. Çok çalışkan, evet. Ben Faiz Bey'i çok beğeniyorum. Kapıyı çalacak yani. Yani Ankara, İstanbul kapıları çalacak. Heyecanlı ve çalışkan bir bakan ve turizme de çok çabuk adapte oldu. Sorunları çok çabuk kavradı. Umut ediyorum ki Sayın Bakan'ın önderliğinde bu konuştuğumuz ve konuşacağımız sıkıntıların birçoğunu halledebiliriz. Hı hı. Ama tabii Sayın Bakan'ın çalışkan olması, heyecanlı olması yetmiyor. Bizim de sektör olarak Sayın Bakan'a destek vermemiz lazım ama en önemlisi tabii maddi açıdan desteklenmesi, bütçedeki ayrılan payların arttırılması ve ayrılan payların da aslında kullandırılması.
Biraz önce Sayın Bakan'a bağlanmadan önce aynı cümleyi bir kere daha kullanayım dikkat çekmek için. Dedim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin charter seferlerine verdiği teşvikler hariç yaptığı tanıtımla ilgili harcamanın toplamı 7-8 milyon TL civarında yıllık. Merit Otellerinin Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımı için yapmış olduğu çalışma 5 milyon dolar yani 15 milyon, 14-15 milyon TL civarında. Yani bir otel grubu bir ülkenin bakanlığının yapmış olduğu tanıtımın iki katı kadar para harcıyor. Bu işler para harcamadan olmuyor maalesef. Evet. Bu parayı da harcamak lazım. Bu parayı harcayabilmek için belki bu parayı bizim gibi harcayabilecek tesislerin sayısını arttırmak lazım Kuzey Kıbrıs'ta. İşte bugün bir Elexus diye bir tesis açıldı. Görüyorum ki onlar da tanıtıma hemen ulusal Türkiye'deki kanallarda reklamlar vererek girdiler. Doğal olarak tesislerini ayakta tutabilmek için bu tanıtıma parayı harcayacaklar. Ama yapılan bu harcamaların hepsi direkt olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini ilgilendiren tanıtımlar. Mutlaka. O yüzden gönüllü ister ki Kuzey Kıbrıs'ta bu anlamda açılacak tesisler hızla artar. Ve hem istihdam açısından hem piyasaya yaratmış olduğu satın almalar açısından hem vermiş olduğu vergiler açısından hem de tanıtıma yapacağı katkılardan dolayı bu tesislerin sayıları hızla artar. Çok üzücü. Böylesine güzel bir adada toplamda 17 tane 5 yıldızlı otel var. Antalya'da biraz önce zikretmiştim. Evet, 300 civarında civar. Yanlış bilmiyorsam 5 yıldızlı otel sayısı. Bunların sayılarını arttırmak lazım. Ama bu da gelişle alakalı değil mi? Yani turistin geliş sayısını arttırmakla şimdi, herhalde yatak sayısında. Şimdi tabii hem tanıtımın arttırılması ve talebin artması arzı doğuracak. Onda haklısınız ama bir de hep böyle sohbetlerde bahsediyoruz. İşte yatırımcının önündeki bir takım sıkıntıların aşılması yönünde de bu anlamda atılması gereken bazı adımların olduğunu düşünüyorum. Bir programda bahsetmiştim ben. Geçen sene Batum'a gittim. Batum'da bir incelemede bulundum iki gün. Ve ben Batum'a 1998 senelerinde 6-7 kez çalıştığım bir grup adına bir yatırım incelemesiyle ilgili gitmiştim. İnanılmaz bir fark var. İnanılmaz sayıda 5 yıldızlı otel artmış ve devam eden tesisler var. İşte bunun nedenini dediğinizde o dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın tek tek yatırımcıların ayağına giderek onları ülkeye teşvik ederek, onların orada yatırım yapmasını sağlamak, önlerindeki her türlü engeli kaldırarak, onların önünü açarak onları teşvik etmesinin yattığını gördük. Bugün işte bir Makedonya örneğinden bahsediliyor. İşte 189 tane ülke arasında doing business dedikleri iş yapma olayı, iş yapma önceliği olarak en kolay ülkelerden 30. sıraya yerleşmiş bir Makedonya hızla yatırımları çekiyor. İşte orada örnek olsun diye söylüyorum bunları. Bir şirket kurmaya kalktığınızda, başvuru yaptığınızda yabancı bir şirketin orada şirket kurması 4 saatte neticelenebiliyor. İşte ne bileyim bir kurumlar vergisi sabit olarak %10 oranında. Yani yatırımcı oraya çekebilmek için ülkeler birçok düzenlemeleri kendi işlerinde yapıyorlar. Bizim de güçlü bir Kuzey Kıbrıs ekonomisi için belki de değil mi? Yani dinamik diyoruz, turizm diyoruz, dinamik diyoruz, eğitim diyoruz. Bu iki dinamiğin harekete geçirilmesi lazım. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta 17 tane değil de 85 tane 5 yıldızlı otel olsa, gelen turist sayısı da 1 milyon değil de 4 milyon, 5 milyon olsa bugün ekonomide belki de 13. maaşı nasıl ödeyeceğiz tartışmasına gerek kalmayacak. Zaten mesele o. İlginçtir ama tabii sizleri ağırlıyoruz burada, kabine üyelerini ağırlıyoruz vesaire. Ben hep bu yatırımla ilgili sıkıntı, konu açıldığı zaman çok ilginçtir. Çünkü herkes ağız birliği etmişçesine, yani yöneten de, talep eden de doğrudur. Bu bürokrasiyi aşmak lazım. İşte şu yapılması lazım, bu yapılması lazım. Sonra o fikirleri üreten kişiler kabineye girer, ilgili bakan olur. Sonra bakarsınız aynı sorunlar aşılamadan devam eder. Evet. Yani mesela son bakanımız Sayın Birikim Özgür'le yaptığımız bir sohbette şu kadarlık bir yatırıma biz ulaşırsak 1,5 milyardan falan bahsediyordu. Bizim sıkıntılarımızın büyük ölçüde aşmaya başlarız. Yatırımı teşvik etmemiz lazım. Tamam işte yani tespit tamam. Ona yönelik adımlarda biz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Ya şimdi tabii burada bürokraside hakikaten aslında birçok ülkede bunlar vardır. Kuzey Kıbrıs özeline inmeden önce şunu söyleyeyim.
bürokratlarda, yöneticilerde birazcık iş adamlarına karşı antipati oluyor galiba diye düşünüyorum. Hani şöyle örneklemek lazım. İşte iki kişi aynı üniversiteye gidiyor. Aynı sınıfta okuyorlar. Birisi iş adamı oluyor. Birisi yönetici oluyor. Ben mesela çok övmek gibi olmasın ama işimi iyi yaptığını düşünüyorum. Hı-hı. İyi bir yöneticiyim ama benden iş adamı olmaz. Yani bende iş adamımın yetenekleri yok. Bu ayrı bir yetenek. Ben bir yatırımcı olamam. Benim üniversitede beraber ev paylaştığım arkadaşım 2 yıl önce İngiltere Kraliçesi'nden yılın Türk İş Adamı ödülünü aldı. Çok fakir bir çocuktu ama çok zeki ve atılımcı bir çocuktu. Turizm okudu, gitti İngiltere'de, şu anda tekstil üzerinde çok büyük bir iş adamı oldu. Hı-hı. Şimdi bundan benim ya da onunla ilgili sektörde çalışan bir bürokratın, eğer bir bürokratsa ya da özel sektörde bir yöneticiyse kıskançlık duymaması lazım, değil mi? Ama galiba böyle birazcık kişisel kıskançlıklar falan da giriyor. Bir de kanunların belki de tam olarak açılımlarının yapılmamasından ortada kalan konular oluyor. Burada bir daireye başvuruyorsunuz. Şimdi Kıbrıs özeline geleyim. Bir daireye başvuruyorsunuz, bir şey geçireceksiniz. İşte dairenin müdürü tamam diyor, alttakiler hayır diyor. Bir başka konuda alttakiler tamam diyor, müdür hayır diyor. Yani bir konsensus sağlanamıyor. İşler çok yavaş yürüyor. İşlerin yavaş yürümesi tabii iş adamını artık bir noktadan sonra ya yeter artık ben burada mı uğraşacağım deyip başka bir noktaya gitmesine neden oluyor. İş adamının yatırımı yapması için teşvikler yeteri kadar değil. Var olanlar kullandırtılmıyor. Kullandırtılmaması için gayret sarf ediliyor. Hal böyle olunca da tabii yatırım gelmiyor. Aslında bugün dediğim gibi Kıbrıs'ta 17 tane değil de 85 tane 5 yıldız otel olsa bugün inanın bana bu ekonomik sıkıntıların birçoğunu belki konuşmuyor oluruz. Ve Sayın Akıncı'nın önünde o zaman daha ekonomisi derli toplu, daha güçlü ve kartları daha sağlam olabileceği bir ülke olur. Bu hepimizin de isteyeceği ve arzu edeceği bir durum herhalde diye düşünüyorum. Tabii ki mutlaka. Yani bugün Rum yönetimi biraz daha şeyse, en azından halkı daha talepkar, 2004'e göre talepkarsa, bunda birçok ekonomik sebep var altında. Onun için zaten mütemadiyen, yani sağcısı olsun solcusu olsun, kim gelirse yönetim mekanizmasına, güçlü bir KKTC yapısının hem siyasi hem ekonomik masada her zaman elimizi güçlendireceğini ifade ediyor zaten. Kesinlikle. Bu anlamda da yatırımın önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Şu, burada bir de şey var tabii Sayın Turan. İşte 85 tane şey olsun dediğinizde, 5 yıldız otel olsun dediğinizde sanki bu biraz yurttaşı bir noktada ürpertiyor gibi. Yani şu anlamda. Hep 5 yıldızlı otel olacak da ufak oteller hiç mi iş yapmayacak falan. Burada zannederim işte şeyden de devreye girmesi lazım. Yani çeşitlendirmenin ne kadar önemli olduğunun bir şekilde anlatılması. Örnek olsun, turizmi insanların yaşayarak kazandığı bir sektör haline getirmek galiba. Kesinlikle. Buradaki şey eksikliğimiz. Tabii ki. Ama o sayı arttıkça 500'lü otellerin sayısı, o 500'lü oteller inanın bana yaptıkları pazarlama çalışmaları sonucunda 4'e ve 3'e de çok ciddi katkılarda bulunacak. Şimdi mutlaka o yani tabii zaten. Ki 400'lü otel sayısı da artsın, 3 de artsın, güçlensin, var olanlar da desteklerle güçlendirsin, onlar da hayatta olsun. Tabii bu sizin dediğiniz turizmdeki çeşitlendirmenin de önemini beraberinde getiriyor, değil mi? Tabii. Yani 3 yıldızlı tesisler, 4 yıldızlı tesisler, alternatif turizm imkanlarını, işte yürüyüş turları, eğlence turizmi vesaire, turizmin çeşitliliği de artması durumunda ülkeye gelecek olan talebin de artışını beraberinde getirecek. Bak, yani öyle bir düşüncenin yanlış olduğunu ben de söylemeye çalışıyorum. Çünkü kesinlikle. Geldikçe turist farklı. Yani sadece 5 yıldızlı otellere salt kumar oynamak için gelmiyor insanlar. Bir de bu var. Çeşitli paydaşlarla o turistin Kuzey Kıbrıs'taki yerleri görmesi, bir takım buradaki aktivitelerden faydalanması. Örneğin hem şey deriz, aslında çok güzel şeylerimiz var bizim zaman zaman. Hani yaz dönemi oldu mu sürekli çeşitli konserler, şunlar ya da Kıbrıs Türk kültürünü yansıttığı bir sürü etkinlik olur. Örneğin bunların işte bir takvimlendirilebilmesi, kimlerin gelip kimlerin gideceğini belirlenmesi, bunların gelirken turistler önlerinde olması, otellerle birlikte bunların planlamasının yapılması, yani düşünüldüğü zaman çok zor işler durmuyor. Yani çok zormuş gibi durmuyor. Yapılsa eminim ki sayısal anlamda da bu artışı beraberinde getirecek. Ama bunu sadece işte bir otelin vereceği bir konser üzerinden satışını yapmaya çalışma, onu da duyurmaya çalışmasıyla da bir yere kadar oluyor. Burada tüm paydaşların işi içinde olmasının önemi ortaya çıkıyor. Ortak hareket etmek lazım. Gibi geliyor bana da.
Bunun yanı sıra bir de şeyi biraz konuşmak isterim. Yani otellerin işte dış yatırımcının sahibi olduğu ve işte sadece kendince şey, kapalı, sadece kumar oynanan, kapalı, ekonomiye katkısı olmayan bir yapı üzerinden zaman zaman eleştirili olur. Hakikaten böyle midir? Nasıl çalışır şimdi sistem? Ben size şöyle anlatayım. Bir, kazinoların buradaki turizminin yarattığı doluluk içindeki payı testten teste farklılık arz etmekle birlikte yıl ortalamasına, yıl toplamında baktığınızda %15-20 bandını geçmez. Aslında %15-20'si kazino müşterisiyle doluyor bu otellerin. Geri kalan diğer tatilci turistlerle doluyor. Evet. Fakat kazinoların burada çok fazla bir domino etkisi var. Şöyle bir etkisi var. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm hizmeti pahalı bir hizmet. İş gücü pahalı, enerji pahalı. Üretim olmadığı için mamul ve maddeler, Türkiye'den vesaireden getirdiğiniz ürünler en az %30-%40 vergilerle vesaire artarak sizin maliyetlerinize yansıyor. Hal böyle olunca sizin bu hizmeti satabilmeniz, başa baş noktanız çok yüksek. Fakat ne yapıyorsunuz? Kazinonun yapmış olduğu sübvansiyonla, desteklemeyle siz aslında tesisinizin %75 doluluğunun %60'ını diğer ülkelerden ve Türkiye'den gelen misafirlere, tatilcilere ucuza satma imkanına sahipsiniz. Artık kazinoya gelen %15'lik dilimden bahsettiğimizde, bu misafirler de öcü değil aslında baktığınızda. Bu insanlar da geliyorlar, bu insanlar da dışarıya restorana yemeğe gidiyorlar, bu insanlar da alışverişe gidiyorlar, hatta daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ekonomik güçleri daha fazla olduğu için daha fazla para harcıyorlar. O yüzden bu yargıyı, bu ön yargıyı Kıbrıs'ta kırmak lazım. Bu son derece yanlış bir bakış açısı. Bunun tabii devlete olan bir var şeye katkı, yani esnafa olan katkı, bir de devletin aldığı vergiler. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir kazinonun imtiyaz vergisi diye her sene başında ödediği bir vergi var. Yanlış bilmiyorsam 550 bin ile 700 bin euro arasında değişen bir rakam. Çalışanlar için ödediği lisans ücreti var. Girişten aldığı ücret var. Devamlı olarak ödediği masa makine vergisi var. Bu vergilere baktığınız zaman hakikaten çok ciddi vergiler ödüyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, bizim grubumuzun Kıbrıs ödediği yıllık verginin 25 milyon dolar civarında olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kazino olmasa ve kazino desteği olmasa biz böyle bir vergi ödeyemeyiz. Böyle bir para da kazanmıyoruz zaten. O yüzden böyle resme bütünüyle bakmakta fayda var. Ya, işte her açıdan düşünmek lazım. Peki kişisel, yani grup olarak harcanan, az önce tanıttığım için rakamdan bahsettiniz ki çok önemli bir meblağ, 15 milyon TL ciddi bir rakam. Hele devletle kıyasladığımız zaman. Daha farklı, mesela nerelerden çekebiliyoruz? Yani Kuzey Kıbrıs'a ilgiyi biz hep, mesela Sayın Bakan daha çok biraz önce ülkeleri saydı ama özellikle 2017 yılında Türkiye'de Kıbrıs yılı ilan edilmesi gibi kafasında her ne kadar bunu söylemese de daha önceki konuşmalarımızdan biliyorum. Örneğin Türkiye pazarına yönelmeyle ilgili sadece orada kendimizi anlatsak bile aslında çok fazla getirisi olur diye düşündüğünü biliyorum. Ama onun haricinde de herhalde nedir? Rentable nerelere gidip nerelerden getirmek lazım? Şimdi tabii bence Türkiye çok yakın başımızda ve çok büyük bir pazar. Yani bugün Türkiye'de herhalde bir nüfus 70-75 milyonları da aştı. Bunun büyük bir bölümü hala Kıbrıs'ı bilmiyor, Kıbrıs'a gelmedi ve çok kolay onların Kıbrıs'a gelmesi. Ve bizim onlara kendimizi anlatmamız ve tanıtmamız çok kolay. Öncelikle de pazarımızın Türkiye pazarı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ondan sonraki tabii ki alternatif pazarlara yönelmek lazım. Burada da coğrafi olarak yakın olan pazarları seçmek lazım. Bugün İran, ciddi olarak İran'dan Antalya'ya, İstanbul'a gelişler var. Bugün Lübnan, oradan öyle, ona keza. Azerbaycan diye Sayın Bakan zikretti, oradan gelişler var. Yakın coğrafyalardan da mutlaka turist çekmek için gayret sarf etmemiz lazım. Ama bence öncelikle enerjimizi, paramızı Türkiye'ye harcamamız lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de de sadece yani bakın, bir İstanbul 15 milyonluk bir şehir. İstanbul ana base olmalı. Oraya yoğunlaşmak lazım. Ama tabii ondan sonra eğer paranız varsa, imkanlarınız varsa Ankara, İzmir, Trabzon, Gaziantep gibi çeşitli illere
yaymak lazım ki Türk Hava Yolları bugün dünyanın en büyük hava yollarından biri haline geldi. Türkiye'nin hemen hemen her noktasına uçuyor. Onunla oralardan Kıbrıs'a da uçuşlar sağlanabilirse ki Sayın Bakan bundan bahsetti biraz önce. Müthiş bir iş yapmış olur. Öncelikle hedefimiz Türkiye. Ondan sonra tabii Kıbrıs için çok önemli bir pazar, İngiltere pazarı var. Onu ihmal etmemek lazım. O pazar ihmal edildi maalesef, ama. İhmal edildi maalesef. Orada da birazcık teşviklerle ilgili sıkıntılar oldu. İnşallah Sayın Bakanımızın önderliğinde bu sorunlar aşılır. Çünkü teşviklerde çok geç açıklanıyor. Biliyorsunuz tur operatörleri programlarını senenin ikinci yarısından itibaren kataloglarını oluştururken bizde teşvikler Ocak ayında vesaire açıklanıyor. Hal böyle olunca da ve oralarda yapılan tanıtım harcamalarında da kısıtlamalara gidildi. O pazarlarda daralmalar oldu. Ama dediğim gibi öncelikli pazarımız Türkiye, İngiltere ihmal edilmemeli ve yakın destinasyonların ele alınması lazım diye düşünüyorum. İşte buralarda da charterlar, uçuşlar... Uçuşların touchdownlar koyulabilir. Adana üzerinden touchdown olur, Hatay üzerinden touchdown olur, Antalya'dan touchdown olabilir. İstanbul Sayın Bakanım dedi ki çok da olamaz, Sabiha Gökçen'den düşünüyoruz touchdownların arttırılması. İstanbul üzerinden olabilir. Ve tabii direkt olarak Gaziantep'ten, Trabzon'dan örnek olsun diye söylüyorum. Ankara'dan, İstanbul'dan var olan seferlerin arttırılması gibi çeşitli uçak seferlerinin arttırılması da buraya gelecek olan yol sayısının artmasına neden olacaktır. Hı hı. Tabii ki biz orada gidip kendimizi tanıttığımız sürece. Mutlaka. Profil nasıl? Yani örneğin biraz daha özele girebilirim. Tabii. Kristal, tabii siz oradasınız zaten, günümüzün neredeyse 20 saatini herhalde orada geçirirsiniz. Bir hep daha önceki bir takım yaptığımız programlarda şöyle eleştiriler de oldu. İşte fiyatı biraz düşürelim. Ve yoğunluk olarak insan getirelim. Bu bir politika. Buna karşı duranlar da vardı ve aslında çok fazla değil belki sayısı olarak ama kaliteli turisti keşke taşıyabilsek, getirebilsek. O zaman harcadığı para da çok daha fazla olur. Hem içeride hem dışarıda. Ve bunun yaratacağı katma değer daha fazla olur sayısal anlamda. Nasıldır bu? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Siz en azından Kristal'de nasıl durum? Üst düzey misafiri getirebilmek en ideali. Onların tabi harcama güçleri daha fazla. Ama tabi onu yapabilmeniz için de üst düzey hizmet veriyor olmanız lazım. Biz Kristal Kova olarak hizmet seviyemiz üst düzey olduğuna inanıyorum. O yüzden de maliyetlerimiz çok yüksek. Ama üst düzeyde bütün misafirleri bularak dolunuzda tatmin oluyor musunuz? Hayır, olmuyoruz. Şu anda evet üst düzey hizmet üretiyoruz ama dediğim gibi kazinonun vermiş olduğu destekle, vermiş olduğu sübvansiyonla üst düzey bulabildiğimiz misafirler haricinde belirli bir sayıda doluluğu sağlayabilmek için birazcık daha altındaki gelirdeki misafirlere de hizmet vermek durumundayız. Tabii. Mesela üst gelir düzeyi şu anda örneğin Orta Doğu'da bir ciddi sıkıntı var sonuçta. Bir savaş hali var. Tabii. Buralardan elit düzeydeki insanları çekebilme Orta Doğu'dan çekiyoruz. Çünkü biz Orta Doğu'da çok ciddi olarak tanıtım yapıyoruz. Özellikle de base olarak Lübnan'ı almak lazım. Dubai'yi almak lazım. Belki Kuveyt'i almak lazım. Kuzey Irak'ı almak lazım. Buralarda arkadaşlarımız sık sık tanıtım faaliyetleri yapıyorlar. Orada özel yemekler, geceler düzenliyorlar. Oralardan geçen sene kalkan, Lübnan'dan kalkıp Adana'da taştan yapan bir uçak şirketinde garanti koltuk alarak, destek olarak uçuşu başlattık. Bir de tabii ürününüzün de buna uygun olması lazım. Biz Merit Royal diye bir yatırım yaptık biliyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam yatırım maliyeti 150 milyon dolarlara kadar çıktığı söyleniyor. Tam net rakamı bilmiyorum. Ama bugün Türkiye'de bir 5 yıldızlı otelin 30-35 milyon dolara yapıldığını düşünürseniz yani biz 4-5 tane otele yapabileceğimiz parayı bir otele harcamışız. Bu da tabii ürünün lüks olmasını beraberinde getirir. Ultra lüks bir tesis. Arap pazarında da o üst segmentte bahsettiğiniz misafirler de ultra lüks tesisler arıyor. Bu tesislerin var olması, bu tesislerin sayısının artması ve bunların yapacağı tanıtım çalışmalarıyla o sayıdaki, o kalitedeki misafirlerin de, o nitelikteki misafirlerin de gelmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu yani biraz daha açabiliriz şeyi belki yatırım başlığını. Böyle atlayarak gidelim ama bir şey değil. Yatırımın önündeki sıkıntıyı az önce anlattık. Yani konuşmaya çalıştık.
Şimdi tabii ki yatırımcılar öncelikle şey arar herhalde. Bir güzel bir yer ister. Onun üzerine bina etmek için inşaatını. Biz de o açıdan çok güzel, şanslı bir noktadayız. Bunu burada sıkıntılar var mı? Yani bir dönem örneğin Bafra bölgesinde ciddi yatırım alanları açıldı. Sonra beklenen olmadı. Mesela orada o şey yaratılamadı tam anlamıyla. Beklenilen düzeyde olmadı. Örneğin Merit'e bakıyorum. Kendi bir çekim alanı yaratmış Alsancak bölgesinde. Burada eksiklik mi var? Yani bizim yönlendirme, yani devlet olarak yönlendirmelerimizde mi bir takım? Yok. Yani tabii orada şöyle bir şey oldu. Bafra neden yavaş yürüdü? Ben de anlamadım işin açıkçası. Ama verilen teşvikler ve destekler sadece Bafra yöresine ait kılındı. Belki bu yanlış. Belki bunu tartışmak lazım. Girne'de de olsun, Girne'de yatırım yapılabilecek bir sürü alan var daha. Herhalde insanların bu anlamda Kıbrıs açısından Girne daha cazip geliyor, daha çekici geliyor. Ama benim söylemek istediğim sadece arazinin teşviği değil, yani arazi insanlar paraya da alabiliyorlar. Tabii Antalya örneğinde gibi siz teşvik ederseniz bu çok büyük bir avantaj. Ama işte ne bileyim, yani bir proje çiziyorsunuz, veriyorsunuz, o projeyi hemen onay alıp harekete geçmeniz lazım. Siz bir planlama yapıyorsunuz, aylarca projeniz onaylanmayabiliyor, çeşitli yerlerde takılabiliyor. Hızlı gitmiyor. İşte ne bileyim, yatırımla ilgili bazı teşvikler var, bu teşvikleri kullanmaya çalışıyorsunuz ama işte binlerden su getiriliyor. Yani adeta açıklanmış teşviğin verilmemesi için nasıl yapsak da bunu vermesek gibi bir gayret oluyor. Yatırımcının da şevki bu tür şeylerden kırılıyor. Yani yoksa sadece arazinin tahsisi değil yani bu yatırım. Tek elden belki, yani tek bir muhatap olsa aslında Yagay kurarken böyle bir düşünce vardı. Evet, Yagay diye bir kuruluş kurulmuş burada ama galiba tek, işlevine ulaşmamış. Yani olmadı. Hani o şey biraz Türkiye'deki durum düşünülerek yapılmış bir adım gibi. Tek bir merkezde yatırımcı gitsin, halletsin her işini falan ama o noktaya da ulaşamayınca yürümedi galiba iş. Yani hala daha var. Kurum hala daha var yani ama bu anlamda tek elden hızlı yürüyebilecek bir yapının oluşturulması çok yararlı olur. Kesinlikle. Ve her gelen yatırımcı yeni bir yatırımcıyı da beraberinde geçirir. Geçen gün mesela bir başka sağlık turizmi ile ilgili yatırım yapmak isteyen bir şirketin temsilcisini orada ağırladık. Aynı sıkıntılarla müzdarip olduğunu gördük ama mücadeleye de devam ediyor herkes bir taraftan. Başka bir şey yok. İşte bunu hep beraber yaymak gerekiyor belki de. Var mıdır eksik bıraktığımız, yavaş yavaş toparlayacağız programımızı? Vallahi, konu başlıklarını açmadığımız, unuttuğumuz? Konu başlığını açmadığımız bir şey yok. Tabii ulaşımı konuştuk. Tanıtıma yatırımın. Tanıtımın global bir tanıtım yapılması. Ben her zaman bunu söylüyorum. Keşke bizim fırsatımız olsa, imkanımız olsa da şu Hollywood'dan bir yönetmeni ve birkaç artisti buraya getirip konusunun aşk olduğu bir film, dünya çapında bir film çekilse, inanabiliyor musunuz bunun Kıbrıs'a olan katma değerinin ne olacağını? İşte ya da dünyaca ünlü, en çok okunan kitaplar yazan bir yazarın Kıbrıs'la ilgili bir kitap yazıp yayınlamasını getireceği katma değer. Bu tür şeylere yönelebilmemiz lazım ama tabii bunlar çok ciddi kaynak gerektiren işler. Yani belki tesis sayısının artmasıyla, biraz önce dediğiniz gibi bu tanıtımı da belki bir tek elde toplamak lazım. Yani özel sektörün, devletin vesairesinin katkılarını bir çanakta toplayıp onun doğru yönetilmesi modeliyle olabilir. Tanıtımda yapılacak çok şey var. Biz tanıtımda aslında hiçbir şey yapmıyoruz desem yeri var. Ulaşımla ilgili sıkıntıları konuştuk. Mutlaka burada Türkiye'den destek, Türk Hava Yolları'ndan destek almak lazım. Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya uçuş sayısını arttırmak lazım. İstanbul seferlerini arttırmak lazım. Yakın ülkelerin taştağınlarını arttırmak lazım. Maliyetler sıkıntılarımızı zaten biliyorsunuz. Yani enerji giderlerimiz çok yüksek. Ve bununla ilgili tabii olası bir yakında bir çözüm de görmüyorum işin açıkçası. 2016'yı nasıl geçirdik? 2015 nasıl geçirdik? 2016 ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Tabii Türkiye önümüzdeki sene maalesef çok turizm açısından sıkıntılı bir yıl yaşayacak. Gerek Rusya'nın gerekse bu İslamofobi dedikleri olaydan dolayı Avrupa pazarından da çok ciddi düşüşler olacak. Almanya başta olmak üzere. Bu da tabii bir şekilde Kıbrıs'a da yansıyor. Yani biz de
bu bakış açısı altındayız. Aynı zamanda Antalya'daki tesislerin var olabilmek için, ayakta kalabilmek için yapacakları fiyat indirimleri bizi negatif etkileyecek. Önümüzde zor günler bizi bekliyor. Biz turizmciler, Türkiye'de de öyle, krizle yaşamasını biliyoruz. Alıştık buna, kriz yönetimini iyi biliyoruz. Umut ederim ki kısa sürede bu sıkıntıları atlatırız. Biz de Kuzey Kıbrıs özelinde de biraz önce bahsettiğimiz sıkıntıları aşar. Burada bir turizm cenneti, hakikaten bir turizm cenneti, bir marka destinasyon haline getiririz. Yani çok komik sayılardan bahsediyoruz. 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin diyoruz. Yanlış bilmiyorsam Paris 50 milyon turist gidiyor yılda. Yani bir marka olabilmek. Tabii bunlar çok kolay şeyler değil. Ama adım adım birazcık daha gidiş hızımızı, iyiye doğru gidiş hızımızı arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, peki. Yani yapılacak olan işler belli. Bunları hani maddi sıkıntı olsa bile takvimleyip yavaş yavaş. Ama yaşasın heyecanlı, istekli bir bakanımız var. Evet. Sayın Bakan'a inanıyoruz, yanındayız. Onunla beraber her türlü yere koşturmaya da hazırız. Kapıları çalmaya da meraklı hazırız. Sayın Bakan. Evet. O da İstanbul, Ankara gerekirse nereye gideceksek gideceğiz diyor. Bu da bir gerçekliğimiz. Kıbrıs Türkü'nün çalabileceği tek bir kapı var. Bundan da gocunmamak lazım herhalde. Gocunmamak lazım tabii ki. Çünkü her bir kazanım sonuçta buradaki yurttaş için, yatırımcı için, çalışan için, yaşayan için, herkes için, iyi bir yaşantı için, refahı için gerekli olan konular. Evet. Ben teşekkür ederim size katıldığınız için. Umarım 2016-2015'ten daha iyi geçer diyelim. Tüm kriz beklentilerine rağmen ve ilerlemeleri konuşacağımız yeni yeni programlar olsun. Umut ediyorum ben de. 2015'te Diyalog Medya Grubu ciddi bir çıkış yaptı. Gazete ikinci yıl oldu galiba. Televizyon birinci yılında. Ama müthiş gidiyor. Tebrik ediyorum. 2016'da da sizin de yükselişinizi ve başarılı programınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet, böylelikle noktalayalım. Haftanın ilk iş gününde konumuz turizm oldu. Sayın Ercan Turan'la birlikteydik. Merit Kristal Co. Otel Genel Müdürü. Ve ülkede eksik olan ya da olması gereken, turizm üzerinde yapılması gerekenleri Sayın Bakanımız da canlı yayında katkı yaptı bize telefon aracılığıyla. O da 2016'daki neler yapılacağına yönelik düşünceleri, planları, programları anlattı. Bugün bile toplantılar var, sonrasında da olacak ve daha iyi bir turizm, Kuzey Kıbrıs turizmi için el birliğiyle çalışılma konusunda devam edilecek. Bu kriz ortamının içerisinde umarız gelişim de sağlanabilir, o başarı yakalanabilir. Eğer bu yakalanırsa herkesin refah seviyesinde artacağı yeni bir dönem olur. Turizmi çok daha iyi algılayabilme hep beraber hepimizin gazetecisinden, esnafından, yatırımcısından, vatandaşına kadar bu da çok daha gerekli olan bir konu ki ne kadar sahiplenirsek o kadar artı değer olarak ortaya çıkacaktır kuşkusuz. Yarın yine farklı konuları konuşmaya, tartışmaya, ülke gündemini masaya yatırmaya devam edeceğiz. Son iş gününe kadar, yılbaşı gününe kadar bunu sürdürelim. Tüm sektörlere bir bakış atalım 2015 ile ilgili olarak ve yeni umutları 2016'ya taşıyalım diyelim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.